Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 26 Kasım 2 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş, Jüpiter ve Merkür Yay burcunda ve hafta başından itibaren kavuşumda olacaklar. Güzel bir kombinasyon. Güneş-Jüpiter kavuşumu çok şanslıdır. Jüpiter kendi burcunda, kendi evinde çok güçlü. Güneş Yay burcunda olmayı sever ve iki gezegenin birleşimi de çok güzel bir enerji ortaya çıkarır. Her şeyden önce özgüvenimizi arttırıyor, iyimserliğimizi arttırıyor, yaratıcı enerjiyi güçlendiriyor. Ve sizin 11. evinizde yine çok olumlu bir alanda hedefleriniz, projelerinizle ilgili, çalışmalarınızla ilgili alanda, kariyerden gelecek maddi manevi başarılar, ödüllerle ilgili bir alanda Güneş-Jüpiter kavuşumu size güzel başarılar getirebilir. Güzel fırsatlar, güzel teklifler, güzel projeler önünüze getirebilir. Sosyal çevrenizde takdir görebilirsiniz. Arkadaşlarla ilgili, gruplarla ilgili her türlü alanda şu dönemde şanslısınız. İnisiyatif alabilirsiniz, liderlik yapabilirsiniz, öne çıkabilirsiniz. Her türlü kültürel konu, uluslararası işler, ticari konular, medya, yayıncılık ve basınla ilgili işler. Buralarda güzel etkileşimler var. Verimli değerlendirebilirsiniz. Pazartesi günü Ay Yengeç burcunda olacak. İş ve görev konuları ve özellikle günlük hayatınızdaki böyle detay gerektiren düzenlemeler, yerleştirmeler, hesap işleri gibi alanlara biraz odaklanıyoruz. Bazılarınız da sağlığıyla ilgili konulara biraz daha odaklanabilir. Salıdan itibaren Ay Aslan'da. İşbirlikleri için güzel günler. Salı ve çarşamba. Gerek özel hayatınız, gerek iş hayatınız, her türlü ilişki, işbirliğinde böyle destek alabileceğiniz, uyum gösterebileceğiniz faydalı enerjiler var. İş ortamlarında işbirlikleri olabilir, toplantılar, paylaşımlar olabilir veya özel hayatınızda eşinizle güzel etkileşimlerde bulunabilir. Yine bazı güzel planlar, programlar, projeler oluşturabilirsiniz. Perşembe ve Cuma günü Ay Başak burcunda, cumartesi de akşam saatine kadar kalacak. Bu günlerde finansal konularda bazı kaygılarınız oluşabilir. Buna dikkat edin. Hesap işlerine de dikkat edin. Alışveriş yapıyorsanız temkinli olun. Gereksiz alışverişler yapmamaya çalışın. Çünkü Mars para evinizde. Bu bazen dürtüsel harcamalara neden olabilir. Özellikle de Ay Başak'tan geçerken ve Merkür de Yay'da retro olduğu için Perşembe ve Cuma bu olasılık artıyor. Yaptığınız alışverişlerde paranızı öderken, para üstü alırken ya da internet üzerinde yaptığınız alışverişlerde dikkat edin. Banka işleri, kredi kartı kullanımlarında dikkatli olun. Çünkü orada karmaşalar yaşanabilir gerçekten. Evet, pazar günü ise Ay Terazi burcunda size daha pozitif enerjiler verecek. Motivasyonunuz artıyor. Dış dünyada zaman geçirebilir, spor yapabilir, yürüyüşler yapabilir, hatta bir seyahat yapabilirsiniz. Yine her türlü sosyal ilişkilerini sizi destekleyen günler. Kültürel anlamda, zihinsel anlamda da hareketlisiniz. Bol bol okuyabilirsiniz. Kendinizi geliştirecek her türlü kültürel, sosyal ortamda da rahatlıkla yer alabilirsiniz sevgili kovalar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.